Merhabalar değerli arkadaşlar, değerli Uygulama Akademisi kanalı takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle beraberim. Arkadaşlar ben Yusuf Çelik, bir içerikle daha sizlerle beraberim. Bu içeriğimizde sizlerle Neve 2023.3 beta 3'ünde gelen bir özellikten bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar Neve Dağ'da artık geliştirici ayarlarında bulunan SAP ile alakalı ayarlar ayrı bir ses bölümü eklenmiş Neve Dağ'a. O ses bölümünden artık kontrol edebiliyoruz. Sadece geliştirici ayarlarındaki Neve Dağ'ın ses çıkışını ve SAPI olarak kullan ayarı haricindeki öbür yerler Neve Dağ'da ses bölümüne taşındı. Birazdan bunu göreceğiz. Ama ondan öncesinde kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar videomuzu gerçekten özellikle beğenmenizi ve bu kanala özellikle destek vermenizi istiyorum. Çünkü gerçekten şu anda biraz ağır hastayım ve lütfen onun hatırına da olsa şu kanala bir destek verin. Şu videoya bir like atın. Evet, hazırsak içeriğimize geçelim. Öncelikle Neve Dağ menüye geliyoruz arkadaşlar. Neve Dağ menü. Tercihler alt menüden. Tercihler alt menüde. Ayarlar. Ayarlara gireceğiz arkadaşlar. Neve Dağ ayarları. Dinlet. Normal konfig. Arkadaşlar. Konuşma. Konuşmada sentezleyici seçin iletişim kutusundaki ses çıkışı ve ses zayıflaması modu da sese taşındı. Ama her ne alemse sentezleyici ayarlarında da var. Umarım Neve Dağ geliştiricileri bunu da düzeltirler. Çünkü iki yerde birden olması bir program açısından ne kadar kolaylık sağlasa da bir düzen açısından hani ya oradan ayarlarsın ya oradan ayarlarsın. Yani tabii ki pratik bir yöntem olur. Ama bu ses bölümünde varsa bence oradan kaldırılmalı. Sentezleyicide sadece sentezleyici seçmemiz daha doğru olur. Arkadaşlar şimdi söylemiştim. Geliştirici ayarlarındaki WhatsApp ile beraber gelen ses ayarları Neve Dağ'da ses bölümüne taşındı. Neve Dağ'da ses bölümünde taşınırken şu ayarlar taşınmış. Gelin bakalım. Şimdi S harfiyle sesi buldum. Yani aslında ses şurada arkadaşlar. Diğer. Genel, Konuşma. konuşma, Braille. braille ve ses olarak geçiyor arkadaşlar. Yani dördüncü sırada artık ses var. Şimdi bu paneldeyken tab'a basıyoruz. Ses özellik sayfası. Ses çıkış cihazı. Seçim kutusu hoparlör bölü kulaklık. Yaratık ayarlarından sadece. Burada ben hoparlör bölü kulaklığı seçmişim. Arkadaşlar devam edelim. Ses zayıflaması modu. Seçim kutusu ses zayıflaması kadar sadece. Ses zayıflaması. Bakın sentezleyici ayarlarında bulunan ses ayarları buraya taşınmış. Neve Dağ seslerinin ses seviyesi konuşma ses seviyesine eşit olsun onay kutusu işaretli değil. Neve Dağ ses seviyesi konuşma ses seviyesine eşit olsun onay kutusu işaretleri. Arkadaşlar bunu işaretlersek bu Neve Dağ'daki bip sesleri yani bazen gelen bip sesleri açılma kapanış sesi işte odak moduna geçerken bir arama kutusunda oradaki gelen ses Neve Dağ'ın konuşma ses seviyesine eşit olacaktır. Tab'a basalım. Neve Dağ seslerinin ses seviyesi sürgü 70. Neve Dağ seslerinin seviyesi sürgü 70 arkadaşlar. Bir daha tab'a basıyorum. Tamam düğmesi. Tamam düğmesi. İptal düğmesi. İptal Uygula demesi yapacak. düğmesi ve uygula düğmesi var arkadaşlar. Şimdi bir kere Kategori uygula düzey. diyeceğim bir kereye mahsus. Şimdi arkadaşlar Gözlük bir kompozisyon. Gelişmiş. şu gelişmiş ayarlara bir gelmek istiyorum. Gelişmiş çözüm. Ve buradaki İşaret. kutuyu bir işaretleyelim taba bir kere basıp. Ve shift Kategori tablarla uygula gidelim. tamam. Ekim ses grubu. Belge formatları ses grubu. Ses çıkışı için nasıl kullan? Neve Dağ yeniden başlatmak gerekir. Seçim kutusu ekim kanalı. Bakın burada artık sadece bu ses grupta bu ayar var. Bir kere taba basınca Hata ayıklama günlüğü. Ekim günlüğü. Direktmen hata ayıklama günlüğüne geçiyor. Günlük kaydedilen hatalar için ses çalıştı. Tamam düğmesi. Şimdi bunu Masaüstü liste. kapatıyoruz. Bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Bu Neve Dağ için bir pratik bilgiydi. Neve Dağ'da gelen yeniliklere, göze çarpan yenilikleri elimizden geldiğince sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Bizlere Uygulama Akademisi web sitesinden, Telegram grubundan, WhatsApp grubundan ve artık benden önceki atılan videolarda WhatsApp'ta Uygulama Akademisi kanalı açıldı. Takip edebilirsiniz. Orada da içeriklerimizden de haberdar olabilirsiniz. YouTube'a abone olup YouTube kanalına bildirimleri de açmayı, atılan videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum, bu videoya gerçekten bir like bekliyorum ve yorum da bekliyorum arkadaşlar. Paylaşılmasını istediğiniz herhangi bir içerik olursa bizlere bu saymış olduğum yerlerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.